Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Tekuzem Fen Bilimleri Alan Eğitimi dersinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Hem önümüzdeki süreçte 19 Eylül'de başlayacak olan genel tekrar kampında hem de 2023 Tekuzem Fen Bilimleri Alan Eğitimi derslerinde birlikte olacağız. Ben Uğur Ataseven arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir tanıtım dersi. Hem 19 Eylül'den itibaren başlayacak olan kampımızla ilgili hem de 2023 yılı Fen Bilimleri Alan Eğitimi derslerinde neler yapacağız arkadaşlar? Derslerimiz nasıl ilerleyecek? Burada neleri birlikte paylaşacağız ve neler öğrenmiş olacağız bu süreçte? Onun üzerinde arkadaşlar biraz sizinle konuşacağız. Bu sınava ilk defa girecek olan arkadaşlarım için daha önce muhtemelen vurgulanmıştır. Yine de ben bir kere daha vurgulayayım arkadaşlar. Alan eğitimi ile ilgili fen bilimlerinden 15 tane soru gelecek arkadaşlar. Genelde soruların ağırlık merkezini 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu fen bilimleri dersi öğretim programı oluşturur. Arkadaşlar 3. sınıftan itibaren biliyorsunuz 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda fen bilimleri dersi okutuluyor. 5. sınıflar, 6. 7. ve 8. sınıflarda konu alanları ve ünitelerde neler karşımıza çıkacak? Hangi kazanımlar var? Bu kazanımların ünitelerle ve becerilerle ilişkilendirilme durumu nasıldır? Ve bir de fen bilimleri eğitiminde kullanılabilecek olan yaklaşım, yöntem ve uygulamalarla beraber kavram haritaları ve ölçme değerlendirme uygulamalarının ne olacağıyla ilgili olarak karşımıza sorular geliyor. En geniş arkadaşlar bu 15 sorunun içerisinde en geniş yeri yöntem, teknik, yaklaşım ve uygulamalar kaplıyor. Burada özellikle sınava girecek olan arkadaşlarımın hem Ekim ayında sınava girecek olan arkadaşlarımın hem de önümüzdeki yıl bu sınava hazırlanacak olan arkadaşlarımın özellikle bilmesini istediğim bir konuyu önemli vurguluyorum arkadaşlar. Diğer derslerden farklı olarak Türkçeden, sosyalden, arkadaşlar işte matematikten, din kültüründen, ÖABT'de soru gelen branşlarda diğer derslerden farklı olarak fen bilimleri alan eğitimi sorularının içerisine aynı zamanda alan bilgisinde gördüğümüz ve bilmek durumunda olduğumuz konular ve bilgiler de serpiştirilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar fizik, kimya, biyoloji, çevre eğitimi gibi derslerde yani alan bilgisi kapsamında olan derslerde eksiğimiz olursa alan eğitimi sorularında da bu karşımıza çıkacak, yansıyacak yani. Bu nedenle arkadaşlar bunu bütüncül olarak değerlendirmenizi ve çalışırken bunu dikkate almanızı önemli ve hassasiyetle belirtiyorum. Arkadaşlar, öncelikle biz 2018 öğretim programlarını kullanmaya başlarken, tabii bu program bize gökten düşürülmedi, indirilmedi arkadaşlar. Bunun bir evveliyatı var, yani öncesi var. 2018'deki öğretim programlarındaki o genel değişikliğe nasıl geldik? 2018 öğretim programında işte bizim ele alacağımız konu alanları, üniteler, beceriler, değerler arkadaşlar, STEM bunlar öncesinde var mıydı yok muydu? Hangi temellere dayanıyor? Varsa ne zamandan beri kullanılıyor? Öncelikle bunun üzerinde durulacak arkadaşlar. Daha sonra 2018 öğretim programının ayrıntılarına ineceğiz sizinle beraber. Üniteler, konu alanlarının yapısı, kazanımlar, içerikte neler var arkadaşlar? Konular 5'te, 6'da, 7'de ve 8'de sınıflara göre nasıl paylaştırılmış? Nasıl serpiştirilmiş?
Kazanımların özellikleri arkadaşlar, STEM kazanımları, kazanımların becerilerle ilişkilendirilmesi, yetkinliklerle ilişkilendirilmesi, artı tabii buraya kadar söylediklerim öğretmenin anlatması gerekenler. Bir de öğretmenin anlatmaması gerekenler, yani yer vermemesi gerekenler var. Biz bunların adına sınırlama ve kısıtlamalar diyoruz. Onlar arkadaşlar hangi sınıfta hangi konulara yer verilecek, hangi sınıfta hangi konulara yer verilmeyecek? ÖSYM ÖBT sınavında bunları soruyor. Aşağıdakilerin hangisinden öğretmenin işte bir konu veriyor, soru sorması uygun değildir diyor arkadaşlar. Bu direkt seni nereye götürmeli? Programın içerisinde kazanımların hemen altında yer alan arkadaşlar, verilmemesi gereken konulara, sınırlama ve kısıtlamalara götürmeli seni. Ya da aşağıdakilerden hangisini, öğretmen şu konuda bir ders anlatacak, kavram haritası hazırlayacak, aşağıdakilerden hangisine yer vermesi uygun değildir diyor. Hemen bu yer vermesi uygun değildir türünden bir soru gördüğünde, ha demek ki bu kazanımlarla, kısıtlamalarla, sınırlamalarla ilgili, o zaman onları bilmek durumundasın. Daha sonra arkadaşlar kavram yanılgılarına geçeceğiz konuları tamamladığımızda. Bilimin doğası, bilimsel süreç becerileri, STEM becerileri arkadaşlar. Daha sonra kavram haritaları, kavram yanılgıları, kavramsal araçlar, kavram yanılgılarını belirleyen, kavram yanılgılarını gideren, hem belirleyen ve hem gideren arkadaşlar etkinlik ve uygulamalar. Daha sonra da fen bilimleri öğretim programlarında ölçme ve değerlendirmede kullanılan yaklaşım, yöntem, teknik ve uygulamalarla bu süreci tamamlamış olacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim bir ana ders notumuz var. Bu eksende ben arkadaşlar size 5. sınıftan 8. sınıfa kadar fen bilimleri öğretim programlarında yer verilmesi gereken kazanımları, yer verilmemesi gereken kazanımları, kavram yanılgılarından oluşan bir test ve kavram haritaları ile beraber ölçme değerlendirme uygulamaları, ölçeklerin arkadaşlar olduğu diğer yardımcı kaynakları ve ders notlarını da sürecin içerisinde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koymuş olduğu öğretim programını incelediğimizde arkadaşlar, bu program şu an son olarak geliştirilmiş ve kullanmakta olduğumuz bu program arkadaşlar, 2013 programı da 2005 yılında geliştirilen ve uygulamaya başladığımız öğrenci merkezli programların devamı niteliğindedir arkadaşlar. Zaman zaman şu tür sorularla karşılaşırsınız. Özellikle program geliştirme dersinde de önünüze çıkar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sistemi, Türkiye Eğitim Sistemi arkadaşlar 2005 yılında öğrenci merkezli eğitime geçmişti. 2005 yılında. 2005 öğretim programlarıyla bunu gerçekleştirmiş oldu. O tarihten bu tarihe kadar arkadaşlar farklı derslerde, farklı yıllarda farklı program geliştirme çalışmaları yapıldı, güncelleme çalışmaları. Fen eğitimi açısından olaya yaklaşacak olursak, fen bilimleri, bizim değişikliklerimiz arkadaşlar güncellemeler 2005'te, 2013'te ve 2018'de gerçekleşti. Şu an mevcutta kullanmakta olduğumuz 2018 yılında geliştirilen program. Önceden bu dersin adı 2005'te fen ve teknoloji, 2013'te fen bilimleri, 2018'de fen bilimleri olarak süre gelmiştir. Arkadaşlar, program öğrenci merkezli ilk defa uygulamaya başlandığında yapılandırmacı yaklaşımla uygulamaya giriyor. 2013 yılında araştırma inceleme yoluyla öğrenmeye dayalı bir program. 2018'de yine araştırma incelemeye dayalı bir program, fakat burada arkadaşlar programa yeni eklenen STEM konu alanıyla beraber program keşfetme, sorgulama, argümantasyon ve ürün tasarlamayı ön planda tutan bir yaklaşımla ele alınıyor. 2018 programının en önemli farkı
ve diğer programlara göre en üstün yönü arkadaşlar programın uygulanmasında ele alınan yaklaşımlardır. Araştırma, inceleme, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı keşfetme, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayla tamamlanmaktadır. Arkadaşlar, problem çözme, proje tabanlı öğrenme, buluş yoluyla öğrenme ve diğer aklımıza gelmeyen şu an öğrenci merkezli yöntem, yaklaşım ve uygulamalara da yer verilebiliyor. Fakat sıklıkla karşımıza sorularda çıkanlar bunlar arkadaşlar. 2005'te 7 tane öğrenme alanı vardı. 2013'te 4 öğrenme alanına düşürüldü bu. 2018'de arkadaşlar 5 öğrenme alanı 7 üniteye dağıtılmış bir şekilde uygulanmaktadır. Yalnız biz 2018 programında öğrenme alanı kavramı yerine konu alanı kavramını kullanmayı daha çok tercih ediyoruz arkadaşlar. Yani şu an öğrenme alanları ifadesinin yerine fen bilimlerinde konu alanı kullanılıyor. Önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. 5 konu alanı 7 üniteye dağıtılmıştır. Az sonra ünite tabloları karşımıza geldiğinde hangi başlıkların olduğunu burada göreceğiz. 2005 programı 2013 ve 2018 programına göre biraz daha yoğun, ünitelerinin ve kazanımlarının çok fazla olduğu bir programdı arkadaşlar. 2013'te ve 2018'de programın içeriğinin, kazanımların sayısının biraz daha azaltıldığını ve daraldığını görüyoruz arkadaşlar. Fen bilimleri dersi için çok önemli olan alana özgü, fen bilimleri dersine özgü bir becerimiz var. O da bilimsel süreç becerileri. 2005'te, 2013'te ve 2018'de standart değişmediğini görüyoruz. 2013 yılında bu alana özgü beceriye bir tane daha ekleniyor. O da yaşam becerisi oluyor arkadaşlar. Yaşam becerisi. 2018 programı ile beraber alana özgü becerilere bir tane daha ekleniyor. O da STEM dediğimiz arkadaşlar, girişimcilik ve inovasyonun ele alındığı mühendislik ve tasarım becerileri. Yani 2018'de arkadaşlar alana özgü beceriler 3'e çıkıyor. Arkadaşlar, öğretmenlerimiz, sizler öğretmen olduğunuzda fen bilimleri kapsamında yer verdiğiniz ünite ve kazanımları yeri ve zamanı geldiğinde işlerken amacımız alana özgü becerilerin çocuklara kazandırılması ve bunların hem dersin içerisinde hem de gerçek yaşamda performans olarak çocuklar tarafından uygulanmasının sağlanmasıdır arkadaşlar. Öğretmen dersini işlerken konu, yeri ve zamanı geldiğinde alana özgü becerileri dersin içerisine yedirmek ve işlemek zorundadır arkadaşlar. 2005 programında fen bilimleri dersi arkadaşlar sadece 4. ve 5. sınıflarda vardı. İlkokulda biliyorsunuz 4'te başlıyor. 2013 programı ile beraber fen bilimleri dersi 3. sınıflara indirildi arkadaşlar. 2018 programında bu uygulama devam ettirildi. Hem 3. sınıfta var hem 4. sınıfta var arkadaşlar. Fen bilimleri dersi. Arkadaşlar, burada özel bir ayrıntı daha karşımıza çıkıyor. 3. sınıfta fen dersi başlıyor ama ne demiştik az önce? Yeni bir konu alanı daha ekleniyor programa. O da STEM dediğimiz mühendislik tasarım becerileri. Yalnız o 3'ten başlamıyor. O 4. sınıftan itibaren başlıyor. 3. sınıf daha çok biliyorsunuz sınıf öğretmeninin denetiminde ve öğretmenin yapılandırılmış öğretim yaklaşımını kullandığı uygulamalarla ilgili olduğu için arkadaşlar 3. sınıf biraz da hayat bilgisi dersinin devamı ya da hayat bilgisi dersiyle ilişkilendirildiğinden fen dersi arkadaşlar STEM konuları 3. sınıfta yok. 4. sınıftan itibaren başlıyor. Bu programın 2018 programının özel bir önemi arkadaşlar. Önceki programlarda olan fakat 2018 programında yer verildiği kadar genişçe yer verilmeyen değerlerin ve yetkinliklerin arkadaşlar programa yerleştirilmiş olmasıdır. Az sonra bu değerler ve yetkinliklerin ne olduğu da
programda karşımıza gelecek. Arkadaşlar, şöyle programı açıp incelediğimizde 2018 öğretim programı bize neleri yeni olarak karşımıza çıkartıyor? Yenilik olarak bize neleri sağlıyor? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, programların bir felsefesi olur. Bunu program geliştirme dersinde gördünüz ve göreceksiniz. Programların felsefesi ilgili ülkenin eğitim sisteminin gerekçesini ortaya koyar arkadaşlar. Yani şu sorunun cevabıdır. Neden bu ülkede eğitim veriliyor? Niçin eğitim veriliyor? Bu sorunun cevabını ortaya koyar. Yalnız 2018 öğretim programlarında programın felsefesinin kaldırıldığını görüyoruz. Arkadaşlar, önemli ve özel bir ayrıntıdır. 2018 programlarında, diğer derslerde de bu geçerlidir. Programın net ve açıkça belirlenmiş bir felsefesi yoktur. Peki felsefesinin yerine ne geliyor arkadaşlar? Orası boş kalamaz, mümkün değil. Bunun yerine arkadaşlar programın perspektifi geliyor. Programın perspektifi. İşte programı arkadaşlar, değerli programın temelini değerler olarak belirleyen programın perspektifidir. Yani felsefe kaldırıldı, yerine değerler temelli bir program geldi. Programın içeriği hafifletilmiştir arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Kazanımlar önceki yıllardaki programlara göre daha az. Arkadaşlar, burada önemli bir değişiklik daha var. Önemli bir değişiklik. Ünitelerin sıralaması değiştirilmiştir. Bu fen bilimleri dersinde yapılmıştır arkadaşlar. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Önemli ve özel bir ayrıntı arkadaşlar bu. Programda ünitelerin sıralaması nasıl değiştirildi? Normalde biliyorsunuz temel öğretim ilkelerinden bir tanesi de arkadaşlar yakından uzağa ilkesidir. Temel öğretim ilkesi. Bu şu anlama geliyor. Çocuklara bir konu öğretecekseniz, bir kavram öğretecekseniz çocukların en yakınından başlarsınız arkadaşlar. Çocukların en yakınından. Önce kendisiyle ilgili olanları, sonra çocuğun yakın çevresindekileri, sonra arkadaşlar gittikçe uzaklayan bir yapıyla, şekilde arkadaşlar konuları, kavramları verirsiniz. Yakından uzağa dediğimiz. Dolayısıyla dünya ve uzayla ilgili bilgiler ünitenin en sonunda yer alıyordu. Fen bilimleri ünitelerinin en sonunda yer alıyordu arkadaşlar. Dünya ve evren, uzayla ilgili bilgiler. Yer küre arkadaşlar, atmosfer, atmosferin tabakaları filan. Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar 2018 öğretim programında uzayla ilgili konuları dünya ve evren konu alanı başlığı altında 5. sıradaydı arkadaşlar. En son konu alanı üniteydi. Aldı geldi bunu 1. sıraya arkadaşlar yerleştirdi. Bunun adına bakın ilk defa duyacağınız bir kavram çıkacak karşınıza. Milli Eğitim Bakanlığı bunun adına arkadaşlar evrenden bedene dedi. Evrenden bedene. Yakından uzağa ilkesi oldu size evrenden bedene. Peki evrenden beden ne beden? İlk konu arkadaşlar bundan önceki ünitelerde, programlarda ilk konu canlılar ve hayattı. Yani vücudumla başlıyordu. Ben arkadaşlar vücudumla başlıyordu. Sonra gittikçe uzaklaşan bir yapıyla konular veriliyordu. Ama bakanlık arkadaşlar uzay konusunu aldı geldi canlılar ve hayat ünitesinin yerine koydu. Canlılar ve hayat ünitesinde 2. ünite yaptı arkadaşlar. İşte bunun adına ünitelerin sıralamasının değiştirilmesi evrenden bedene deniliyor. Arkadaşlar temel beceriler. Önce yaşam beceri, önce bilimsel süreç becerileriydi. Sonra buna bir daha eklendi yaşam becerileri. 2018 programında bir daha eklendi STEM. Yani mühendislik ve tasarım becerileri, temel beceriler korunmuş oldu eklemelerle beraber. Sarmal yapı fen bilimleri öğretim programlarının içerik oluşturulmasında en önemli değişmezlerindendir arkadaşlar. Bakın en önemli değişmezlerinden.
Beşinci sınıfta da var. Dünya ve evren, canlılar ve hayat, maddenin doğası, fiziki olaylar. Altıda da var, yedide de var, sekizde de var. Arkadaşlar, bilin ki, anlayın ki, eğer bir ünite, eğer bir öğrenme alanı, eğer bir konu alanı her yıl tekrarlanıyor ise, arkadaşlar, anlayın ki o sarmaldır. Beşte de var, altıda da var, sekizde de var. Sıralaması budur arkadaşlar. Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, fiziki olaylar, maddenin doğası. Bu sıralamayı sık sık sorularda görürsünüz arkadaşlar. Bunların özellikleri de var. Program, ne demiştim az önce size? Arkadaşlar, araştırma incelemeye dayalı ama sorgulama yoluyla, argümantasyon oluşturma yoluyla arkadaşlar öğrenmeye önem ve öncelik veriyor. Argümantasyon biliyorsunuz, delil ve dayanaklandırma filan diyorlar arkadaşlarımız ama fen bilimleri sınavına girecek olan öğretmen arkadaşlarım eğitim bilimlerinde duydukları argümantasyon kavramından daha çok şey bilmeliler arkadaşlar. Argümantasyonun karşılığı tartışma becerisidir arkadaşlar. Bu programa yeni eklenenlerden bir tanesi de fen bilimlerine argümantasyon. Dolayısıyla tartışma becerilerine yer veriliyor arkadaşlar. Bir de karar verme var. Karar verme neden var? Karar verme şunun için var arkadaşlar. Bir problemin çözümü için belirlenen çözüm önerileri içerisinden hangisinin en etkili olduğunun belirlenmesidir. O zaman nerede karar verme varsa aklınıza problem çözme teknikleri gelsin. Problem çözme yaklaşımı gelsin. Bu program değerler temelliydi arkadaşlar. O zaman programın önemli bir çıktısı da çocuklara arkadaşlar etik değerleri ve bilimsel, evrensel değerleri kazandırmamız gerekiyor. Değerler temelli olmasının önemli bir çıktısı ve sonucu olarak. Önceki yıllarda biliyorsunuz yapılan uluslararası sınavlarımız, PISA ve TIMSS sınavları arkadaşlar, önceki yıllarda yapılan sınavların sonuçlarına da bakılaraktan Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar PISA ve TIMSS sınavlarıyla ilgili çocukların işte sınava girdiklerinde başarılı olabilecekleri konuları ya da o sınavda karşımıza çıkabilecek olan konuları da programın içerisine yerleştirmiş oldular. Arkadaşlar program sonuç biliyorsunuz ölçme ve değerlendirmede değerlendirme tür ve yaklaşımları sürece dayalı ve sonuca dayalı olarak iki başlıkta inceleniyor. Programın önemli olan özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar program beceri temelli. Program aynı zamanda sürece dayalı arkadaşlar. Aynısını sadece öğretim uygulamalarında ve etkinliklerinde değil ölçme ve değerlendirmede de görmeliyiz arkadaşlar. Ölçme ve değerlendirmede de program bir taraftan sürece dayalı, bir taraftan da çocukların derslerde edinmiş oldukları alana özgü becerileri gerçek hayata performans olarak aktarabilmesine dayalıdır. Yani ölçme ve değerlendirme hem sürece dayalı, hem beceri temelli, hem de sonuca dayalıdır arkadaşlar. Peki arkadaşlarım şöyle sorular soruyorlar. Hocam, bu programa STEM'in eklenmesinin nedeni neydi? Bunun arkadaşlar birkaç önemli nedeni var. Örneğin bir tanesini yukarıda söyledim. STEM'in eklenmesinin nedeni PISA ve TIMSS sınavlarında STEM'le ilgili becerilerin ön plana çıkması arkadaşlar. Mühendislik, tasarım ve inovasyon becerilerinin ön plana çıkması. Nedenlerinden bir tanesi bu. Bir tanesi de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz fen bilimlerinde iki tane uygulama, yöntem, teknik ve yaklaşım çok önemli. Bunlardan biri proje tabanlı, diğeri de 5E yaklaşımı arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz proje tabanlı öğrenmenin sonunda ortaya bir ürün çıkıyor. Ama ortaya çıkan ürün bakıyorsunuz bazen başka bir yerden aynı alınmış, bazen internetten kopyalanmış. Bazen çocukların, velilerinin yaptığı, bazen öğretmenin katkısının daha fazla olduğu ve öğretmenin ön plana çıktığı ürünler ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yapıyı, anlayışı değiştirebilmek için arkadaşlar
tamamen öğrencilerin kendilerinin ortaya koyacağı bir yöntem, teknik ve uygulama geliştiriyor. Ve adına da arkadaşlar programda STEM diyor. STEM proje tabanlı öğrenmeye dayalıdır. Çünkü sürecin sonunda ürün ortaya çıkıyor. Sürecin içerisinde çocuklar sorgulamaya dayalı öğreniyorlar. Çocuklar kendileri öğreniyor. Ürünleri de kendileri ortaya koyuyorlar. Arkadaşlar tartışmayı öğreniyorlar. Önce gidiyorlar, araştırıyorlar, verileri topluyorlar. Bu verileri sınıfla paylaşıyorlar, tartışıyorlar. Ve sonra ortaya bu verilere dayalı olarak problem çözümünü içeren bir ürün ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani STEM sadece çocukların bir ürün ortaya koymasını değil, aynı zamanda beraberinde araştırma, inceleme, sorgulama ve argümantasyon temelli öğrenmeleri de gerçekleştirmiş oluyor. Bütün bu uygulamalara baktığımızda bunlar ancak ve ancak 5E yaklaşımıyla uygulanıyor. STEM'in ortaya çıkmasının sebebi bu. Biraz da arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın amacı burada dersi öğretmenin elinden alıp kurtarıp öğrencinin kucağına koymak arkadaşlar. Şunu istemiyorlar, istemiyor artık arkadaşlar. Öğrenci merkezli eğitim felsefesine de aykırı. Yüzünü tahtaya, sırtını çocuklara dönüp öğretmenin dersin sonuna kadar tahtada yazdığı, zil çalmadan 5 dakika önce de hadi çocuklar tahtadakileri defterinize alın dediği bir uygulamayı hiçbir derste istemiyor. Arkadaşlar sorgulama, argümantasyon, ürün tasarlama ve STEM becerileri, bunların hepsinin yapılmasının nedeni sürecin içerisinde dersi öğretmenin elinden kurtarıp sürecin içerisinde öğrenciyi daha aktif hale getirmektir. Bunun nedeni bu arkadaşlar. Peki, uygulamada arkadaşlar, bunları yerine getirebilmek için programın ön plana çıkan değişiklikleri neler? Öğretmen STEM becerilerini çocuklara kazandırabilmek için uygulamayı geliştirebilmek adına günlük hayatta karşımıza çıkabilecek olan sorun ve problemleri sınıfa taşıyacak arkadaşlar öğretmen. Artı arkadaşlar bununla ilgili çocuklar, bununla ilgili olarak öğrenciler projeler geliştirecekler, dışarıya çıkacaklar, problemin çözümünü sağlayabilecek olan veriler toplayacaklar. Bu verileri grup içerisinde arkadaşlarıyla ve sınıfla paylaşacaklar. Argümantasyon yoluyla tartışma teknikleri kullanılacak. Daha sonra elde edilen veri ve bilgiler kullanılarak bir ürün ortaya çıkartılacak. Ve üründe beklenen en önemli özellik arkadaşlar, sonuç olarak beklenen en önemli özellik, ortaya koyduğumuz günlük hayatta karşımıza çıkan o problemin çözümünü beraberinde getirecek arkadaşlar. Bunu bekliyoruz. Programın iki önemli özelliği daha var arkadaşlar. Değerler eğitimi programda var. 10 kök değer arkadaşlar. Bu değerler evrensel değerlerdir. Değerler programda yer alıyor arkadaşlar. Beceriler de programda yer alıyor. Yetkinliklerle beraber. Ve bir de disiplinler arası konular arkadaşlar. Önceki programlarda bunlar birbiriyle net bir şekilde ilişkilendirilmiş iken 2018 öğretim programında örtüktür. Yani net bir şekilde ilişkilendirilmiş değildir. Ne diyor program burada öğretmene? Yeri ve zamanı geldiğinde konuyu anlatırken ilişkilendirmeyi sen yapacaksın diyor arkadaşlar. Onun için net bir şekilde ilişkilendirme yapılmamış. Dolayısıyla örtük arkadaşlar. Bir de programın öğretmenlerden şöyle bir beklentisi var arkadaşlar uygulamada. Çocuklar için dikkat çekici, ilgi çekici, merak uyandırıcı konulara öncelik ve yer verilmesi, konuların ve kazanımların bunlarla ilişkilendirilerek ele alınması arkadaşlar. Az önce söylemiştim arkadaşlar, programın getirdiği bir yenilik daha bu programda karşımıza çıkan kazanımların hemen altında kazanımla ilgili açıklamalar var. Öğretmene şunları yap, şunları yapma diye sınırlama ve kısıtlamalarla beraber arkadaşlar yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda rehberlikte bulunuluyor. Arkadaşlar, STEM bilimleri öğretim programını elinize aldınız, kapağını açtığınızda direkt karşınıza bu çıkıyor. Programın arkadaşlar
Yapısını incelediğimizde programla ilgili bir genel kısım var, bir de özel kısım var. Programla ilgili genel kısım Türk eğitim sistemi ile ilgili olduğundan arkadaşlar fizikte de aynı, müzikte de aynı. Hiç değişmiyor. Programın genel kısmı neresi arkadaşlar? Şuraya kadar olan kısım programın genel kısmı. Üst kısım Türk eğitim sistemini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Okullarda verilmesi gereken eğitimin dayandığı temelleri gösteriyor. Bütün derslerde aynıdır, standarttır ve değişmiyor. İlk 10 sayfa, işte 10-12 sayfa burayı anlatıyor arkadaşlar. Ama bizi ilgilendiren yerleri ben kırmızıyla kutucuk içerisine, şimdi burada gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, ne demiştim az önce? Programın felsefesi yok. Yerine ne gelmiş arkadaşlar? Yerine perspektif gelmiş. Programın, şu an kullandığımız programın bir felsefesi yoktur. Ne ilerlemeci, ne daimici, ne yeniden kurmacı, ne de esasici. Bunların hiçbirini söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü programda buna bir vurgu yapılmıyor. Ama arkadaşlar perspektif var. Orada şuna vurgu yapılıyor. Öğrenci merkezli yaklaşım, yöntem, teknik, uygulama ve etkinliklere yer verilir diyor. Beceriler kazandırılır, çocuklara değerler arkadaşlar kazandırılır diyor. Ama buna vurgu yapılıyor. Dolayısıyla perspektif iki yapıdan meydana geliyor. Arkadaşlar 10 kök değer, bunlar evrensel değerler olup Türk kültürüne uygun olan değerlerdir. Bir de yetkinlikler arkadaşlar. 8 tane, biz bunlara aynı zamanda TYÇ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi diyoruz. 8 madde arkadaşlar. Değerler 10 tane, yetkinlikler 8 tanedir. Arkadaşlar hem değerler hem yetkinlikler. İsim isim programda belli, sıralanmış, maddeler halinde listelenmiş. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Önemli bir ayrıntıdır. Soru olarak çıkar karşınıza. Hiçbir kazanımla, hiçbir üniteyle, hiçbir konu alanıyla ne değerler ne de yetkinlikler ilişkilendirilmiştir arkadaşlar. Yok böyle bir ilişkilendirme. Program öğretmene diyor ki yeri ve zamanı geldiğinde sen ilişkilendireceksin diyor. Bu nedenle arkadaşlar programda değerler ve yetkinlikler örtüktür. Programın özel kısmına geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Özel kısmı dediğim yeri neresi? Fenle ilgili olan yeriz. Burası arkadaşlar. 5'ten 8'e kadar olan yerler. Fen bilimleri dersi. 5'ten 8'e. Ama biz fen bilimlerini nereden başlatıyoruz? 3. ve 4. sınıftan itibaren. Arkadaşlar programın özel amaçları. Alana özgü beceriler. Alana özgü beceriler kaç tane? 3 tane. Tekrar ediyorum. Bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve STEM arkadaşlar. Yani mühendislik ve tasarım becerileri. Fen bilimleri dersinin özel bir ayrıntısı da burada arkadaşlar. Diğer derslerde alana özgü beceriler diye bir başlık açılmamışken fen bilimlerinde alana özgü beceriler diye bir başlık açılmıştır. O alana özgü becerilerden bir tanesi yine ben kırmızıyla kutucuk içerisine almışım arkadaşlar. Fen mühendislik girişimcilik. Programın uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gerekenler. Ağırlığı ne arkadaşlar? Proje tabanlı öğrenme ve problem çözmeyle uygulanır. Burada en önemli uygulamada dikkat edilmesi gereken bir diğer arkadaşlar 5'e. Zaten biliyorsunuz araştırma inceleme yoluyla öğrenme fen eğitiminde arkadaşlar proje tabanlı öğrenmeler 5'e yapılandırmacılığın uygulanması fen dersi için neredeyse birebir önemli. Daha sonra programın yapısı. Şimdi programın yapısını burada görüyorsunuz arkadaşlar. Programın yapısını. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim konu anlatımımızda ve ders notlarımızın içerisinde tablolar, grafikler ve görseller çok ciddi anlamda yer kaplar arkadaşlar. Bunlar hazırlanırken şöyle düşünülmüştür. Şöyle bir mantıkla hareket edilmiştir arkadaşlar. Ben bu dersi alan bir öğrenci olsaydım, bu dersin bana nasıl sunulmasını isterdim? Arkadaşlar görseller, tablolar, grafikler arkadaşlar, infolar bunlarla ben daha iyi öğreniyorum diyen her arkadaşım için arkadaşlar inanın ciddi anlamda kolaylık sağlayacak ve elverişli olacak. Arkadaşlar programın en üstünde genel alıyor. Programın en üstünde. Bu Türk eğitim sistemi için geçerli arkadaşlar.
Ama programın özel kısmına indiğimde, bakın buradan itibaren programın özel kısmı var. Alana özgü beceriler 3 tane arkadaşlar. Programın bilişsel ve kavramsal yönüyle beraber programda ele alınan değerler. 10 kök değer. Bir de programda arkadaşlar işte motivasyon, tutumlar filan var. Arkadaşlar bunlar alana özgü beceriler. Programın bilişsel ve kavramsal yönüyle, programın duyusal yönü arkadaşlar, konu alanlarıyla ve disiplinler arası öğrenme alanı olarak bildiğimiz fen, mühendislik, toplum, teknoloji ve çevreyle ilişkilendirilmiştir. Ve bunların hepsinin en altında arkadaşlar, en özel yapıda da kazanımlar var. Arkadaşlar, program geliştirme dersinden hatırlayacaksınız. Kazanımlar yazılırken hem bilişsel, hem duyusal, hem de psikomotor özellikler göstermesine dikkat edilir. Kazanımlar yazılırken. Bilişsel, duyusal ve psikomotor özelliklerin bir arada olması programın bütünlük özelliğinin bir göstergesidir. Bilişsel, duyusal ve psikomotor özelliklerin bir araya getirilmiş olması programın bütünlüğünü sağlar arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz ifade diyor ki öğretim programında, öğretim programımız milli eğitimimizin temel amacı olan değerler ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir der. O zaman bu bütünleşmiş özellikler neyle sağlanacak? Programın bilişsel yönü, programın duyusal yönü ve programın davranışsal yönüyle sağlanacak arkadaşlar. Şimdi programın bütünlüğünü sağlayan üç temel unsur programda yer alan değerler, programda yer alan beceriler ve programda yer alan yetkinliklerdir arkadaşlar. Değerler ne? Arkadaşlar programın duyusal yönünü oluşturuyor değerler. O zaman burası, burayı oluşturuyor. Peki programdaki yetkinlikler arkadaşlar hangisi bunlar? TYÇ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. Programın hangi yönünü oluşturuyor? Bilişsel yönünü oluşturuyor. Bu da burayla ilgili. Beceriler arkadaşlar programın hem bilişsel hem duyusal hem de psikomotor yönü. Üçünü de birden içeriyor. Beceriler ne arkadaşlar? Beceriler. Bir taraftan derste öğrendiğim ve uyguladığım, bir taraftan herhangi bir problemin çözümünde karşı karşıya kaldığım durumlarda bana lazım olan, bir tarafta da gerçek hayata aktarmam gereken arkadaşlar her şey. O zaman hem bilmeliyim, hem istemeliyim arkadaşlar, hem de bunları uygulayabilmeliyim. Yani davranışa dönüştürebilmeliyim. Bunlar aynı zamanda öğrendiklerimizin performansa dönüşmesinin de bir gerekliliğidir arkadaşlar. Hem aynı derste, dersin içerisinde hem bir problemin çözümü söz konusu olduğunda hem de hayata aktarılması, gerçek hayata transfer edilmesi söz konusu olduğunda beceriler karşıma çıkıyor. İşte biz arkadaşlar yetkinlikler, değerler ve becerileriyle programın oluşturulmasına bütünleşmiş özellikler diyoruz. Programın bütünlük özelliği. Arkadaşlar TYÇ ile ilgili az önce birkaç defa bahsetmiştim TYÇ. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi anlamına geliyor. Ne demek bu TYÇ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi? Aslında az önce bunun üzerinde ufak bir vurgu yapmıştım. Onu şimdi tekrar etmiş olacağım arkadaşlar. 8 tanedir TYÇ. Birbirini izleyen becerilerdir arkadaşlar. Temel becerilerdir. Temel beceriler. Ne demek temel beceriler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir Türk çocuğundan, ilkokuldan, ortaokuldan ve liseden mezun olduktan sonra eğitim, öğretim programının çıktısını ifade ediyor. Yani bir Türk çocuğu mezun olduğunda neleri kazanmış olmalı? TYÇ bunu ifade ediyor. Yani arkadaşlar, bu çocuğa okul hayatında lazım olan akademik beceriler, toplum hayatında lazım olan sosyal beceriler, iş hayatında lazım olan mesleki beceriler arkadaşlar kazandırılması TYÇ ile sağlanmaktadır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. Bunlar aynı zamanda 8 anahtar yetkinlik diye bilinir.
Arkadaşlar bu 8 anahtar yetkinlik yani TYÇ, Türkiye Yetenekler Çerçevesi hayat boyu öğrenmenin de bir parçasıdır. Hayat boyu öğrenmenin. Bakın hepsini saydım. Okulda lazım olacak akademik beceriler. Toplum hayatında lazım olacak sosyal beceriler. İş hayatında lazım olacak mesleki beceriler. Okuldan mezun olan çocuk iş hayatına atıldığında ömrünün sonuna kadar bu beceriler lazım olacaksa o zaman hayat boyu öğrenmeyi de kapsıyor. Önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Nedir bu TYÇ? 8 anahtar yetkinlik. Bakalım. Ana dilde iletişim. Dedim ki birbirini izleyen, takip eden arkadaşlar. Burada da zaten bu yapıda da bunu görebiliyorsunuz. Yabancı dillerde iletişim. Mantıksal, matematiksel, bilim ve teknolojide yetkinlik. Dijital yetkinlik. Öğrenmeyi öğrenme. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler. İnisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade. Arkadaşlar bilirseniz iyi olur çünkü zaman zaman kazanımları, üniteleri, konuları verip bu hangisiyle ilişkilendirilebilir diye soruluyor. Ama öğretim programında kazanımlarla becerilerin, yetkinliklerin ilişkilendirildiği herhangi bir yere rastlayamazsınız. Bu ilişkilendirme tamamen size aittir. Arkadaşlar 10 kök değer, perspektifi oluşturan bir diğer yapı. Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik. 10 kök değer. Temel özelliği evrensel olmasıdır. Ama Türk kültürüne uygun olan 10 kök değer buraya karşımıza gelmektedir arkadaşlar. Programın 3 yönünün örtük olduğunu az önce ifade etmiştim. Bunlar programda yer alan beceriler, aynı zamanda TYÇ ve yetkinlikler arkadaşlar. Programda yer alan değerler ve bir de disiplinler arası konular programın örtük yönünü oluşturmaktadır. Tekrar ediyorum, ilişkilendirme açıkça belirtilmediği için bunu öğretmenin sağlaması gerekiyor arkadaşlar. 2018 programını şöyle bir inceledikten sonra arkadaşlar dersimizi burada sonlandırmış olacağız. Arkadaşlar, 2018 Fen Bilimleri dersi öğretim programı 4 alandan meydana geliyor. Bakın, programın bilişsel yönünü oluşturan konu alanı, programın beceriler yönü, programın duyusal yönünü oluşturan değerler ve bir de programın diğer derslerle ilişkilendirilmesini oluşturan FMTTC diye kodladığımız Fen Mühendislik, Teknoloji, Toplum ve Çevreye dair 10 konular arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Arkadaşlar buraya önemli dikkat etmenizi istiyorum. Programın bilişsel yönünü oluşturan konu alanında canlılar ve hayat, madde ve doğası, fiziki olaylar, dünya ve evren, 4. sınıftan itibaren arkadaşlar STEM uygulamaları. Az önce bir şey söylemiştim arkadaşlar. 4 tane konu alanımız var. 4. sınıftan itibaren 5 tane konu alanımız oluyor. Canlılar ve hayat, madde ve doğası, fiziki olaylar, dünya ve evren. Ne demiştim? Milli Eğitim Bakanlığı en sonda yer alan dünya ve evreni alıp geliyor, en başa yerleştiriyor canlılar ve hayat. Canlılar ve hayatı da 2. üniteye çekiyor arkadaşlar. Bunun adına ne demiştim? Evrenden bedene. Arkadaşlar alana özgü beceriler, bunlar fene özgü beceriler. 3 tane bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri, mühendislik ve tasarım becerileri arkadaşlar. Mühendislik ve tasarım becerileri neyle ilişkilendiriliyor? Gördüğünüz gibi STEM'le ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda yaşam becerilerini biz yak git diye kodluyoruz arkadaşlar. Yak git diye yaratıcı düşünme, analitik düşünme, karar verme, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması olmak üzere. Arkadaşlar programın duyusal yönünü oluşturan yani değerler ayağına baktığımızda burada 4 tane unsur var. Soru olarak çıkmıştı önceki yıllarda. Tutum, motivasyon, değerler ve sorumluluk programın duyusal yönünü oluşturmakta arkadaşlar. Ama değerler dediğim önceki programda ayrıntılı değildi. 2018 programında ayrıntılı. Bir de arkadaşlar programın diğer derslerle olan özellikle sosyal bilgiler, matematik gibi, teknoloji ve tasarım dersi gibi derslerle olan ilişkisini ortaya koyan disiplinler arası konular arkadaşlar. Bunlar da 6 tanedir. Sosyobilimsel konular,
bilimin doğası, fen mühendislik ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin toplumla olan ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma, fen ve kariyer arkadaşlar. Bunlar mesela fen ve kariyer bilinci aynı zamanda rehberlikle ilişkilendirilir. Bildiğiniz rehberlik dersi arkadaşlar ya da rehberlik alanı. Çünkü fen dersi, fen bilimleriyle ilgili konular fen bilgisi öğretmenin sorumluluğundayken kariyer, mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik kısmı da rehber öğretmenin sorumluluğundadır. Bunların ilişkilendirilmesi disiplinler arasıdır biliyorsunuz arkadaşlar. Mühendislik ve tasarım becerileriyle programa yeni eklenen bu alanla ilgili olarak arkadaşlar neleri çocuklara kazandırabilmiş olmalıyız? Program bu anlamda ne bekliyor öğretmenden ve öğrencilerden? Proje tabanlı öğrenme biliyorsunuz buranın değişmeziydi. Dolayısıyla STEM'in değişmezi de proje tabanlı öğrenmenin prensipleridir. Arkadaşlar disiplinler arası yaklaşım, buluş ve inovasyon. İnovasyon, yaratıcılık, yenilikçilik ve değişiklik arkadaşlar. Elde edilen bilgi, beceri ve verilerin ürün üzerinde kullanılması ve bu ürünlerin katma değeri yüksek arkadaşlar bir şekilde topluma sunulması. STEM becerileri, mühendislik ve tasarım becerileri bunları içermektedir arkadaşlar. Tabii arkadaşlar mühendislik ve tasarım becerileriyle ilgili üniteler, konular ve kazanımlar programın her bir konu alanı ve ünitenin içerisine yerleştirilmiştir. Her bir sınıfta 4'ten itibaren ve her bir ünitenin içerisine yerleştirilmiştir. Arkadaşlarımız şöyle düşünüyorlar ya da bu uygulamaları şöyle biliyorlar. Sene başından sene sonuna kadar arkadaşlar işte STEM'e dayalı bir şey yapılmayacak. Sene sonunda okullar kapanırken STEM uygulanacak. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Eylül ayından itibaren her bir ünitede bir tane var dedim bakın. Eylül ayından itibaren STEM uygulamaya giriyor. Mayıs ayının son haftasına kadar uygulamada kalıyor. Mayıs ayının son haftasıyla Haziran ayının birinci ve ikinci haftası yani okulların kapanmasından önceki son 3 hafta dönem içerisinde elde edilen STEM ürünleri sergileniyor. Bu sergilemenin adına da yıl sonu bilim şenlikleri deniliyor arkadaşlar. Üniteler içerisinde %8 ağırlığa sahipti. 12 ders saati ayrılır arkadaşlar bu sergileme işlemine. Güzel insanlar. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona ermiştir. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Uğur Hoca adıyla kayıt olan arkadaşlarım eğer Tekuzem'deki arkadaşlarımızla görüşürlerse kendilerine benim referansımı ilettiğinizde kayıt olma konusunda kolaylık sağlayacaklardır arkadaşlar. En güzel günler ve geceler sizlerin olsun. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. En kısa zamanda öğretmen olasınız.